Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size bir nugget ve makarna makbeni çekmeye karar verdim. Şöyle güzel soslu, domates soslu bir makarna yaptım. Kelebek makarna. Evet, ablam dayanamayıp başladı. Ben başlayamasam da. Evet arkadaşlar, uzun süredir Merve abla, Merve abla, Merve abla, Merve abla, Merve abla, Merve abla, Merve abla dediğiniz için artık Merve abla çıktı sonunda. Uzun süredir çıkmıyordu bu arada. Mukbang çekmeyi beceremiyorum evet. Galiba. Bu arada başlayalım biz. Sen içecekleri dolamaya başla. Sen turşular çıkar ama kendi tarafından çıkar. Mukbang çekmeyi tam başarım. Önce bana doldursan iyiydi. Bu yakınımda diye özür dilerim. Makarnaya doğru değilse. Makarnanın sakın. İçine yapıyorum. Ay, bak ben gibi nasıl çekemedik. Şimdi arkadaşlar şurada bir turşum var. Ay, açamıyorum. Yürüyeyim. Annem o kadar sıkı kapatıyor. Ben bu arada salatalık turşusunu daha çok seviyorum. Turşu. Oo, açar açmaz nasıl acı koktu. Oo. Şurada kaşık vardı. Arkadaşlar biz vazgeçtik yemekten. Bugünün konusundan istersen bahset. Mutfağında. Bugün neyi konuşacağız? Bugün ablamın da çok severek izlediği bir dizi olan. Her zamanki mayonez sesimiz pırt. Kusursuz Kiracı'yı konuşacağız arkadaşlar. Evet. Dizinin ilk bölümünden beri ben diziyi izliyorum. Şöyle ki ilk bölüm beni aslında hiç kesmemişti. Biraz bana deli işi gibi gelmişti. Bu arada biberlerimizi de göster istersen. Bu biberler ay, özel. Ay biberim benim şansım da bu kadar işte. Biberim bana da çıksaydın ya Eylül mayonez. Niye böyle yapıyorsun? Oraya turşu alacaksın diye. Aşk olsun Eylül'lerim ya. Ay abla ya. Şimdi gelelim. Gelemedik. Gelemedik. Şimdi gelelim diziye. Arkadaşlar ben Kusursuz Kiracı'nın ilk bölümünü neden tam sevmedim onu açıklayayım. Biraz imkansız gelmişti çünkü o adamın ölmesi, tekrar görünmesi bilmem ne. Bana ilk bölüm mantıksız geldi çünkü o koşturmaca, işte Mona'nın devamlı işte evden ayrılması, işte problem yaşaması, kendi özel hayatı ya da taşındığı yerle ilgili olmayan bir işte yangın meselesi. Tamam, işi gazetecim ona. Ama yani hani bir kere gösterirler, anladınız mı yangın meselesini? O anda işi vardır. Bir maksat, intihar etti. Aranmaz. Ama orada bir ben şey oldum. Dedim ki yani hani neden bu kadar yangın meselesinin üstüne gidiyorlar? Hani Mona bölümün sonuna doğru da tekrar kadının evine gitti ya. Hı hı. Ondan sonra işte kadının, o kadının şiddet görüyormuş eşinden. Kadının işte tutuklanma sahnesi falan, benim bir kafam karıştı. Neyse. Eylül'e dedim ki, Eylül dedim biraz dedim saçmalık var sanki dedim bu dizide. Meğersem saçmalık değil, gizli mesajmış. Hı hı. Ama bunu öğrendikten sonra daha çok dikkat edici. Bunu ben ikinci bölümde anladım tabii. İlk bölümde adamı öldürüyordu. Yani öyle zannediyordu değil mi? Ve adam bildiğin kızla cebelleşti. Gerçekten bu arada yapmış onları. Adamın kafasına o elektrik lambasını falan vurmuş, böyle yapıyor. Elektrikli lambayı kafama dayamak nedir be kızım? Bir dakika arkadaşlar, şu an şurada. Isırsana Eylül. Neyse arkadaşlar, ikinci bölümde Allah'tan şans vermişim. Mantığını çözdüm. Sonra ama ikinci ablam bölümde anlamak için bayağı uğraştı. Yani ilk bölümden sonra dedim ki ya ben bunu hani izlemek istemedim ilk bölümü sonuna kadar. Öyle bir sürükleyici gelmedi. Ta ki işte o hırgür sahnesine kadar. O hırgür sahnesinden sonra aa dedim yani hani ne oluyor falan. Sonra arkadaşlar ikinci bölümde şans verdim ve ikinci bölümdeki o işte bir kere ilk bölümün işte altınları kazarlarken falan komşuların o şekilde bitmesi biraz şaşırtıcıydı. Ondan sonra
İkinci bölümde mi öyle bitmişti ya? Karıştırdım şimdi, pardon. Hı? Hangi bölümdeydi ya o? Kafam karıştı şu anda. Neden biliyor musun? Aklımda çünkü adamın ölmeyişi var. Biliyorsunuz 3. bölümde de artık adamın ölmediği patladı. Mon aslında adamı öldürdü sanıyor. İşte komşular onu neden sıkıştırıyor? Adamı öldürdün, artık çık git işte buradan falan tarzında. Komşular resmen Yakup'un evlenmesini istemiyorlar. Neden? Çünkü Yakup'a babasından yüklü bir miktarda miras kaldığına inanıyorlar. Altın falan şeklinde. Bunun da apartmanda gizli olduğuna inanıyorlar. Ki öyle bir şey de varmış yani. Biber çok acı. Yani büyük ihtimal herkes bana hak verecek ki ikinci bölümden sonra heyecan artmaya başladı. Ve hani böyle bazı dizilerde bir şeylerin sonu gelmez ya. Mesela Kardeşlerimde onu çok yaşıyorum ben. Sürekli aynı sahneler dönüyor arkadaşlar kardeşim. O yüzden benim izleme şeyim kaçtı. O şekilde değil. Şimdi bu videonun konusu kusursuz kiracı. O yüzden fazla onu şu an konuşmak istemiyorum. Hani bir şey olur. Mesela o bir olay olur dizide. O olayın sonunu bir türlü getirmezler. En az 2-3 bölüm uzatırlar. Ama Kusursuz Kiracı'da bunun olmadığını fark ettim. Ve bu benim hoşuma gitti. Mesela işte atıyorum şu anda. Kız onların kazı yaptığını gördü. Sonunda onların orada bir şey araştırmaya çalıştığını fark etti. O olayın peşine düştü. Ondan sonra ve öğrendi. Hepsi işte biliyorsunuz maddi durumları kötüymüş. Biri işte ailesine köye para gönderiyor. Biri işte çocuk bakıyor. Ondan sonra ekonomik zorluk çekiyor. Böyle böyle bir sürü hikayeler anlattılar. Sanki hırsızlığın bahanesiymiş gibi. Neyse. Ondan sonra ya da işte mesela adamın ölüm durumu. Maksimum 2 bölüm. Yani 1 bölüm sonra adamın ölmediği anlaşıldı. Yoksa dedim 10. bölümde falan çıkacaksa şimdi bu uzatıp can sıkacaklar. Allah'tan öyle olmadı. Bu arada tabii bunun üzerine de bayağı bir gittim. Araştırdım. Bazı YouTube kanallarında işte bu diziyi yorumlayan insanlar var. Bunların arasında şu an hesabı hatırlamıyorum ama bir kadın çok güzel yorumlamıştı. Bayağı işte bu dizinin kimileri Kore uyarlaması demişler. Bir diziyi göstermişler, işaret etmişler. Ama işte bu hanımefendi o dizi olmadığını, bunun başka bir kitabın esinlenerek o uyarlaması kitaptan evet olduğunu falan söylemiş böyle. Çok güzel, dinledim hanımefendiyi de. Hatırlarsam aşağı yazarım. Ondan sonra onun da çıkarımlarına göre kitapta, tabii kitaptan farklı gidiyormuş da, Mona'nın aslında işte büyürken travmatik bir şekilde büyümesi sonucu böyle yani şizofren gibi psikolojik bir rahatsızlığı olduğu, hastalığı olduğu falan çıkarımına varıyoruz. Hatta bu yüzden batırmıştım ya. O yanındaki arkadaşını bile hayali gördüğünü, yani gerçekte olmadığını kiralık ev alma sahnesinde bile fark ettik yani. Evet, restoranda da aynı şekilde, sipariş verirken de aynı şekilde mesela. Ya üstümü batırdım biraz. Kusura bakmayın. Görünüyor mu? Neyse işte ben aslında fark etmiştim. Dedim ki Eylül dedim, emlakçıya bak dedim. Kızın yüzünü görmüyor yani. Sadece Mona varmış gibi Mona ile sohbet ediyor. Oysa ki Mona'nın arkasında da kız var. Hani iki kişi varsa karşınızda hem ona bakıp ara sıra da ona bakmaz mısınız? Hayır. Emlakçı sadece Mona ile sohbet ediyor. Mona'nın arkasında kız var. Hiç gözü ona ilişmiyor mesela. Sanki orada yokmuş gibi. Yani bu ne demek oluyor? Onu sadece Mona görüyor. Ya da aslında görmüyor, gördüğünü varsayıyor desek daha doğru. Mona vefat etmiş o arkadaşı diye tahmin ediyoruz tabi. Yani o hanımefendinin çıkarımı o şekilde, o yöndeydi. O kanal sahibi kadının vefat ettiği için o arkadaşın devamlı hayalinde yaşatıyormuş. Zaten biliyorsunuz yurttan arkadaşı.
Resmen korkuyorlar. Yakup gider Mona'yla evlenir. Ve mal paylaşımı olmasında falan diyor yani. Yok yani. Öyle olursa tamam işte benim dediğime geliyorlar. Yani kız da onların Yakup'u kandırmasından çok şikayetçi. Kızı acındırma yapıyorlar. Diyorlar ki sana da altınlardan verelim. Sus. Ki kız şu an işsiz kaldı. Paraya da ihtiyacı var aslında. Kabul ederse eder yani. Etmedi. Monamız gururlu ve ahlaklı çıktı. İmanlı Mona. Ve işte o izlediğim hanımefendi dizi yorumu yapan falan çıkarım yapan şey dedi. Ona güvenerek bunu söylüyorum. Onu da kanalını ziyaret edip videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bir emek harcamış. Ben takip ediyorum onun kanalını. Onun dediğine göre de Mona işte küçükken yaşadığı travma yüzünden sanırım. Kadın, çocuk, bu tarz işte canlılara yapılan şiddete karşı tepkisiz kalamıyor ve evleri kundaklıyor. Yani aslında dizide geçen o üstüne bastıra bastıra söylenen o ev kundaklama meselelerini aslında Mona yapıyormuş. Niye? Uyur gezer. Yani aslında kendi yaptığını da bilmiyor. Düşünsene gece yakıyorsun, sabah gidip oranın haberini yapıyorsun falan. O kadar biraz tüyler ürpertici. Ve şunu da eklemem lazım. Mona'nın uyur gezer halini Eylül'e izlettim. Normalde o diziyi benim kadar izlemediği için ben konuşuyorum. Hayır ya. Arkadaşlar o kadar korktu ki uyur gezer halinden. Bazen filmde öyle bir vermişler ki kız böyle. Ondan sonra ablam da ben burada koltukta uyuyakalmışım. Ablam da gelmiş bana böyle yapıyor. Hadi Eylül'e ben kalk yerine yat falan. Yok o da dedim, kalkmak istemiyor. Böyle yapıyor. Mona geliyor Mona. Sanki korkutacak. Sanki Momo'ymuş gibi. Küçükken Momo'dan çok korkardım bu arada. Neyse arkadaşlar. Mukbang'ımız bu kadardı. Dükkan kapandı. Tekrar görüşünceye dek. Burada ben konuştum. Neden ben konuştum? Çünkü kiralık kusursuz kiracıyı. Kiralık ne ya? Kiralık. Daha çok o izliyor. Ben daha fazla izlemiyorum. Çünkü ben hafta içi ödevlerim falan oluyor. O yüzden hiç ilgilenemiyorum. Onun izlediği birkaç dizi kaldı. İşte cumartesi pazar diye sadece şeyi izliyorum. Cumartesi kardeşlerim var. Onu izlemiyorum ama pazar diye sadece Tozlu Yaka'yı izliyorum o kadar. Evet. Yani durum böyle arkadaşlar. Benim değerlendirmelerim bu şekilde. Dediğim gibi aşağıya kanalın adını yazacağım. Mutlaka emeğe saygı göstermek için onun da kanalına, o kişinin kanalında izlemenizi, yani bu videoyu bulup izlemenizi tavsiye ederim. Eğer Kusursuz Kiracı'yı seviyorsanız. Hoşça kalın. Lütfen Eylülce Şeyler kanalına, kardeşimin kanalına abone olmayı, videolarına göz atmayı, bu videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Yorumlarda buluşalım. Hoşça kalın. Mutlulukla kalın. Bye bye. Kim ben mi kapatıyorum? Evet. Oh.